Yeni Kapı'dan efendim Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nden hepinize tekrardan selamlar. Şu anda harika bir standta görüyoruz. Sol tarafında Türkiye'nin en büyük siyasetçisi. Yok gülme. Evet, Bayrampaşa meclis üyemiz AK Parti. Aynı zamanda yıllardan beri de Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda çok emek veren bir kardeşim İbrahim Akın. İbrahim hoş geldin, şeref verdin kardeşim. Sağ ol abi, teşekkür nasılsın, ederim. Sen de hoş geldin. Çok şükür sizleri, dostları, arkadaşları gördükçe daha da bir güzel, mutlu oluyoruz. Eyvallah. Şimdi tabii yıllarca STK'ların içerisinde hem siyaset hem iş insanlığı hepsi bir arada. Evet. Bu kadar işi bir araya sıkıştırmak da kolay iş değil. Bunu da sen başarıyorsun maalesef. Allah'a şükür yapıyoruz, her tarafa programlı. Ufak ufak her yerde olmaya çalışıyoruz. Evet. Var mı buradan bir mesajın bizi izleyenlere? İzleyenlere federasyon diyorduk, TDF diyorduk. Şimdi artık konfederasyon diyoruz. Ha, bunun ucu var mı? Bir dikkat ediyorum. Bundan sonra yükseğe daha var mı? İnsan daha iyi bilirsin. Yani konfederasyon yukarısı yok. Yani böyle bir ekleme onu daha. Şedde vurabiliriz ona ama yok, olmaz. Peki. Herkes, emeği geçen tüm arkadaşlara, yönetim kurulunda bulunan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Konfederasyon yönetim kurulunda yokum ama federasyona devam ediyorum. Devam ediyorsun. Evet. Peki İbrahim'im çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür sağ ediyorum. Ayağınıza zaman... sağlık. Ahmet abi hele çocuk tuttuk. İbrahim'im kolay gelsin. Tamam. Evet, yine burada standımız var. Burada bir abla görüyorum. Oğuzhan'a da böyle çok sert bir şey anlatıyordu ama anlayamadım ben. Evet, sizi tanıyalım ablacığım. Meryem Can. Evet Meryem abla, nereliyiz? Ne yaparız? Trabzon doğma büyümem, çömlekçi merkez. Oy, eşim maşallah. Yomra'dan. Oy maşallah. Yani. Burada ne yapıyorsunuz? Burada hem federasyonda kadın kollarındayım, artı Bayrampaşa Trabzonlar Kadın Kolları Dernek Başkanıyım. Oy, peki yani. Bunları siz mi örüyorsunuz? Bunları biz örmedik. Bizim de vardı da geçen sefer getirdik. Bunlar biraz da Trabzon'dan geldi. Oğuzhan Usta var, biz tanır mısın? Tanımam mı? Tanımam mı? Dedi, bizim hanımlarımız dedi ördü. Doğrudur. Trabzon'un hanımları ördü. Trabzon'dan geldi. Tamam. O zaman demek doğru. Doğrudur. Peki ablacığım çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Yine bir hanımefendi var burada. Ona da bir mikrofon uzatalım. Tanıyalım sizi. Ben Tülay Emral. Trabzonluyum ben de. Federasyon Kadın Kolları Yönetimi'ndeyim. Hem halk eğitimde hocayım. Eliş hocasıyım. Eyvallah. Allah kadın kolundan işte, federasyondayız. Halkımızın ilgisi nasıl? Henüz fazla kalabalık olmadı ama soran çok oluyor. Eyvallah. Peki çok teşekkür ederim. Efendim, evet. Bölgemizin genç, karizmatik delikanlılarından bir tanesi. Yıllarca biliyorsunuz genç yaşına rağmen Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda ve şu anda da yine konfederasyonda görevleri çok. Hangisini anlatacak bilemiyorum ama evet. O size kendini tanıtsın sevgili kardeşim Oğuzhan. Evet. Evet abi, güzel düşüncelerin için ilk önce teşekkür ederim. Yok inan samimi söylüyorum. Sağ olasın gerçekten. Yani ben böyle, de böyle değerli kardeşlerimiz genç samimi, yani Oğuzhan gibi kardeşlerimizi görünce çok mutlu oluyorum. Yani böyle değerlerimiz var. Bu bizim için çok özel. Teşekkür ederim vallahi. Sağ olasın. Biz de işten güçten fırsat buldukça işte 17 yaşımızdan beri bu derneklerin, dernekçiliğin, vakıfçılığın içindeyiz. Değerli abilerimiz var burada, başkanlarımız var. El verdikçe, fırsatlarda insanlar kendini gösterdikçe belirli bir emekler doğrultusunda bu noktalara kadar geldik biz de. Sizin gibi değerli abilerimi de tanımak, burada işte senin Murat abi, aynı şekilde Ahmet abimi tanımak, Ömer Karakaş var, onu tanımak, hepinizi çok güzel şeyler. İşte konfederasyon olarak biraz daha büyütelim dedi İsmail Başkan'ın öncülüğünde yine. 5 tane federasyonun birleşiminde bir konfederasyon kuruldu. Trabzon'u tamamıyla tek çatı altında toplamak amaç burada. Gördüğünüz gibi sadece samimiyet var zaten. Ama tabii ki hava sıcaktır, bu hafta sonu sınavlar var falan. O yüzden tabii ki de beklediğimizden az bir kalabalık var şu anlık. Bugün cuma olarak nitelendirelim. Cumartesi pazarı var bunun. Ben yine pazar günü buranın çakılı olacağını düşünüyorum. Ki bugün haberlerde falan da yer aldı akşam ajansında. O yüzden pazar günü burası çakılı olur. İnşallah herkesi bekliyoruz. Evet herkesi bekliyoruz. Böyle tabii ki kardeşlerimiz genç başarılı hizmet vermeye devam ediyorlar. Başkanından yöneticisine, bütün ekibe, gençlik kollarına, kadın kollarına harika bir atmosfer var. Sizleri de buraya bekliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Pazar akşamına kadar buradayız. Efendim hepinize selamlar. Yine bir standtayız. İşte görüyorsunuz harika bizim tarihimiz, kültürümüz. Şu anda Yeni Kapı'da Şal Pazarı standındayız şu anda. Evet, burada değerli bir ablamız var. Tanıyalım sizi. Şal Pazarı Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiyim.
İlçemizin kültürünü yitirmemek amaçlı, gelecek nesile de aktarmak amaçlı kursumuzda bu ürünler üretiliyor. Ta ki iplik halinde aldığımız ipleri kumaş haline getirip bu ürünler haline getiriyoruz. İşleyip, nakışlarını yapıp, süsleyip her şeyi kursiyerlerimizin elinden geçerek ürün haline getirip satışa sunuyoruz. Müşterilerimize evet, bekliyoruz. Peki öğrencilerle beraber evet, bunları evet, yapıyorsunuz. Evet, öğrencilerle beraber yapıyoruz. Böyle sergiler haricinde bunları pazarladığınız bir yerler var mı? Böyle bir yerler kurmayı şeyi düşünüyoruz. Bir küçük dükkan açmayı düşünüyoruz kurumumuzla beraber. Evet. İnşallah olacak yani. İnşallah olsun i̇nşallah, ama. İnşallah olsun. Bebeklerimiz evet. de var. Evet, onları da aynı şekilde kültürümüzü yansıtacak şekilde, orijinaline uygun şekilde üretiyoruz. İnşallah satışı olacak yani, pazarı bulunup. Şimdi bunlar bizim yöremizin, şal pazarının kültürünü evet. orada genelde kızlarımız, hanımlarımız düğünlerde, bayramlarda bunlarla. Evet, evet düğünlerde, bayramlarda, şöyle, özel günlerde. Şöyle kısaca bir bize anlatır mısınız mesela? Patiklerden başlayalım. Önce ala çorabından, şallarından, fistan diyoruz elbise ama biz fistan diyoruz. Fistanı, yeleği, nakışlı bunlar bir tek tek elde yapılan nakışları, her evet. şeyi orijinal uygun. Pullu yazması, peştemali, kuşağı. Yani her şeyi dört dörtlük, orijinaline uygun bir şekilde üretiyoruz. Evet, bu da çok balli bir bebek. Evet, yazmaya bakar mısın? Evet, yine burada gördüğümüz gibi yine bu tezgah, halı tezgahı galiba. Bu konar göçer tezgah deniliyor buna. Bu Hı. dokuduğumuz şu dastarların minyatür tezgahı. Buradaki gördüğünüz bütün ürünler bu tezgahlarda dokunup kumaş Oo. Haline gelip ondan sonra da ürün haline geliyor. Yani bayağı bu ipler orada. Hepsi bu tezgahta dokunuyor. Yani gerçekten evet, büyük emeği var. Çok büyük emek var. Büyük evet. emek isteyen bir iş. Ve de unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Bunun unutulmaması için elimizden gelen çabayı göstermeye evet, çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Şal Pazarı halk eğitime bütün sizin gibi hem hocalara hem öğrencilere inşallah bu kültürümüzü böyle devam ettireceğiz. İnşallah. Evet, Ahmet abi diğer standlara doğru geçelim. Yine Şal Pazarı halk eğitim standındayız. Burası yine ayrı bir stand. Burada görüyorsunuz ürünlerimizi. Yine bunları tanıtacak olan sen konuşamayır mısın? Merhabalar. Ürünleri de merhaba. O fark etmez. Tanıyalım sizi. Ben Fatma Akat. Evet. Bak Şal Pazarı Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiyim. Evet. Peki şimdi bize anlatın bakalım bunları efendim. Bunlar da yine sizin orada halk eğitimde mi yapılıyor? Bizim halk eğitimde usta öğretici arkadaşım yaptırıyor. Şal Pazarı'nın yöresel kıyafetlerinden boncuk işi bunlar. Yöresel kıyafetlerin üzerine taktıkları çemberler diyeyim. Bunlar da iğne oyaları. Yine köylü kadınlarımız takıyor. Evet, yanlış evet. bir şey konuşmayayım da. Böyle. Böyle, evet. Yani eskiden tabii bizim çeyizine kızlarımız yapardı bunları. Evet. Hı-hı. Yani ne kadar zor zanaat bir işmiş bu. Şimdi kimse bunlara bakmıyor. Hazır gidip oradan alıyor bilmem ne. Yani, o kadar hazırı alıştırmışız alıştı. Ki evet, yeni maalesef. Nesili. Gerçekten öyle. Kesinlikle. Bizim mesela ben annemden hatırlıyorum. Gündüzleri o kadar bahçede çalışıyordu. Ahıra inip sığırlar. Akşamdan inan lambada o. O ellerinden düşmezdi. Düşmezdi. Gerçekten ben bunları hatırlıyorum yani. Şimdikilere sadece telefonları son model olacak. Bir de sınırsız internet vereceksin. Maalesef. Ondan sonra yanlarına yaklaşma. Evet, yani, durum bundan ibaret. Sevgili izleyenlerimiz aslında yani bazen var ya ağlanacak halimize gülüyoruz. Çaylarımızı, fındıklarımızı bile bırakın ülkemizin yurttaşları. Yabancı yurttaşlar gelip topluyorlar. Ne ağlanacak halimiz var ki? Evet. O çaylarda, fındıklarda ninelerimiz, dedelerimiz binlerce nüfus bakmışlar. Bir ailede 10-15 nüfus bakmışlar ama şimdi maalesef kimse o tarafa... Kesinlikle. Yani, bu kesinlikle. İşte öyle tahmin ediyorum. Aynen dediğiniz. Peki efendim biz de bu standı sizlere tanıttık. Çok teşekkür ediyoruz. Şal Pazarı'na selamlar. Trabzon hasırımız da burada. Tabii. Standımız tabii. var. Bunu da geçmeyelim. Evet yani bu gümüş hazır. Gümüş hasırlarımız. Trabzon hasırlarımız. Bunlar da mı gümüş? Bunlar da gümüş. Altın kablama. Bunlar da Şal Pazarı Halk Eğitim Merkezi'nde yapıyoruz bunları. Ben Vakfıkebir'den Şal Pazarı Halk Eğitimine her gün 15 kilometre yol gidip geliyorum. Ay maşallah. Kursiyerlerimize sanatımızı öğretmek için. Bunlar da yine sizin orada değil mi? Bizim halk Şal Pazarı Halk Eğitimi'nde. Maşallah. Evet. Çok güzel ürünler. Ahmet abi yani yengeye bir tane alabilirsin. Bu, yine hediye et yani. Yapar geliyor. Yok altın diye kandırırsın diye. Yok, ben kandırmam. Şimdi
hediyeden önce ilk önce kendi bileğinize takacaksınız bunu. Erkek bileklerimiz de var. Böyle de bir durum var yani. Şimdi biz ilk İstanbul'a geldik. Ben 15'li yaşlarda geldik. O zamanlar bir moda vardı. Böyle altın künyeyi takardık şeye. Hiç unutmuyorum Ahmet abi dinle. Altın künyeyi buraya takardık. Trene binerdik o zaman. Şeyi eli de böyle yükseğe koyardık ki görsünler onu. Tabii ki yani onları açtık. Onun için bizde biraz bu bilek milek işi... Yani cana ters mi oluyor? Yok yani o tabii tercih meselesi. Ha, bizim yapımcımız Ahmet Bey kulağına da takar, bileğine de takar. Onda sıkıntı yok ama o da görevini yapıyor. Şu anda takamaz. Çok teşekkür ediyoruz inşallah. Ben teşekkür ederim. Sizler de gelin efendim Şalpazarı standına. Buradaki bu ürünleri görün efendim. Bizleri izlemeye devam edin, ayrılmayın. Efendim Trabzon'umuzun değerli yazarlarından bir tanesi Enver Bahçe Kapılı abimizin yanındayız. Gerçekten... Bölgemizde ifade ettiğim gibi çok değerli yazarlarımız var. Enver abi de onlardan bir tanesi, çok güzel eserleri imza atıyor. Enver abi yine bir festivaldeyiz. Sizi de burada görmek bizim için güzel oldu. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bu festivaller, bu etkinlikleri tabii geçmişi bir anlamda geleceğe aktarıyoruz. Yani insanlara geçmişte insanların köklerimizin nereden geldiğini, nasıl yaşadıklarını anlatıyoruz. Biz yazarlar olarak da, gerçi ben bir araştırmacı anlamda değilim, ben daha çok edebi türde yazıyorum ama evet. Araştırmacı arkadaşlar yazarken işin tarihsel boyutuna bakıyorlar. Gerçekten şu tarihte, şu yerde olayları sıralarlar ama örneğin bir roman yazarken aynı olayı aktarıyorsunuz, yaşadıklarını ama işin içine duygu bu sefer giriyor. Duygusal olarak aktarıyorsunuz. Burada ne oluyor? Orada siz katıyorsunuz bir şeyler. Tabii bir şeyler katıyorsunuz. Kendi içinizden geldiği gibi geçmişten yaşananları biraz da siz harmanlıyorsunuz, süslüyorsunuz. Yeni bir şeyler çıkıyor. Ben örneğin son kitabım, 7. kitabım oldu. Maşallah. Enver'ce, kendim de bir şeyler yazdım. Gençliğimden beri toparladığım şiirlerimi, bu yılda yazdığım şiir var burada. Şiir. Bu son şiir kitabım. Çok güzel. Yani örneğin Karadeniz'le ilgili burada şiirim var. Ya da hayatla ilgili güzel şeylerim var burada. Küçük bir dörtlük mesela, bilmiyorum vatandaşlar, olur, izleyiciler olur. Şey yapabilir. Yani hayatla ilgili geç kalıyoruz, geç. Hep söylüyoruz, yapamıyoruz. Hayal kuruyor, düşünüp duruyoruz. Keşkeler, pişmanlıklar yaşar gibi yapıyoruz. Geç kalıyoruz, geç. Yüksek dağları uzaklardan seyrederiz. Niçin zirvelerine ayak basmayız? Yaz mevsiminde kışı arıyoruz. Kışın niçin kartopu oynamayız? Göçüp gider dostlarımız, tabutlarına sarılıp ağlarız. Seni seviyorum demek çok mu zor? Sağlıklarından niçin sarılmıyoruz? Geç kalıyoruz, geç. Çok güzel bir şey. Şimdi işte bu şekilde duygularımızı geleceğe aktarmaya çalışıyoruz. Emir abi, yani gerçekten o kadar güzel anlatmışsın ki şu andaki hayatımızdaki şöyle bir o şiiri okurken şöyle bir analiz ettim. Evet. Sanki beni yani herkes bu şiirde kendini bulur. Mutlaka tabii yani benim gibi düşünen ama yazmayan. Yazamayan değil mi? Yazmayı düşünmeyen bir sürü insan var. Ama okuyunca kendilerini buluyorlar tabii burada. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sizleri seviyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim çok değerli yazarımız da Enver Bahçe Kapılı abimizle şöyle kısa bir söyleşi yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Efendim Yeni Kapı'dan selamlar, saygılar. Standlarımızı geziyoruz. Şu anda yine bir standdayız. Trabzon Engelli Dernekleri standındayız ve değerli bir abimiz var. Tanıyalım sizi. Ben Ensar Öztürk, Trabzon Down Sendromu Dernek Başkanıyım. Çocuklarımıza gelir amaçlı açtık standımızı. Gelirin tamamını özel birilerimize sosyal haklarında kullanacağız. Onun için buradayız. Sen nerelisin abi? Ben Trabzon Merkez. Merkezdensin. Evet. Böyle standlarımız böyle özel festivallerde mi açıyoruz? Oralarda da böyle pazarlama, orada satışlarınız var mı? Ya orada bazen kermes yapıyoruz meydan parkında. Kermes yapıyoruz meydan parkında. Orada satıyoruz. İstanbul'a ilk gelişimiz. Evet. Bu şekilde gelmemiz İstanbul'da bir ilk. Yani başkan diyor ki biz standı açtık. Gelin burada o kardeşlerimize katkı amaçlı bu stand açıldı. Sizler de efendim buradan buraya uğrayan arkadaşlarımız gelsin buradan artık bir şeyler burada ürünleri alalım. Yani burada zaten fazla da bir ürün yok. Bunları bitireceğiz herhalde başkanım. Bitirmemiz lazım. Yoksa bizi Trabzon'a koymazlar. Doğru söylüyor.
Evet, peki abim benim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, buradan bizi izleyenlere selamlar olsun. Bu standlarımızda ne var ne yok temizliyoruz ona göre. Evet, bizi izlemeye devam edin. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde beraberiz. Standları gezmeye devam ediyoruz. Evet, burada yine çok değerli bir yazarımız var. Sizi tanıyalım efendim. Ben İsmet Kaymak. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde yıllarca çalıştım, 44 yıl. Ondan sonra yazmaya başladım. 6 tane eserim var. İlk kitabım Sana Gelmek İsterim adında. Siz gelmez dediniz ama ben geldim size. Ve Şalpaza Dernekler Federasyonu'nda standımı açtım. Sonra Karadeniz hikayeleri var, ikiz kardeş diye. Onu yazdım, hikayeler. Sonra bir roman yazdım. Romanımdan sonra Ateşten Öyküler. Ateşten Öykülerden sonra O Gece Hikaye Kitabı. Başımdan geçen, o akşam denize düştüm, ölüp dirildim. Evet. Sonra, ben tutarım efendim, rahat olun. Sonra Ab-ı Hayat. Ab-ı Hayat 6. kitabım. Özellikle eski dili dikkat çeksin diye kullandım. Hayat suyu, enerji veren su anlamına taşır. Buradaki öykülerimiz de sizi anlatıyor efendim. Çocukluğunuzu anlatıyor. Annenizi, babanızı anlatıyor. O derece iddialıyız. Buradaki öykülerimiz ders verici. Kıssadan ise o derece öykülerimiz. Sonra 5. kitabımızda efsaneler. Karadeniz yöresindeki efsaneleri tarihin derinliklerinden saklı kalmasın diye gün yüzüne çıkardık. Okuyucularımızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum efendim. Evet, bu arada sayın yazarım, bizim yapımcımız Sayın Ahmet Güngör üzerine bir çay may bir şeyler döktü. Var mı sıkıntılık bir durum var mı? Yok, sıkıntı bir durum yok. Gayet dinç ve dinamiyim. O anda bir hareketle bardağımız üzerime düştü. Bu ikincisi çünkü. Hatta hastanede kadın doğum uzmanımız da var. Afiyet olsun, çay içerken o da eli toktu. Aynen bura yine bir daha yanmıştı. Bu ikincisi oldu efendim. Ama iyiyim. Evet. Bir hayır var inşallah. Bakacağız. Enerjisi geçti kameraman arkadaşımıza. Evet. Ona da sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Ama bir harekete bir daha yapmasın. Evet, peki bir daha sakın yapma. Evet, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ efendim olun. Devam ediyoruz. Yeni Kapı'dan hepinize selamlar. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde beraberiz. Yine standları geziyoruz. Evet, yine çok güzel bir standdayız şu anda. Evet, burada detayları gördünüz. Evet, hanımefendiye soralım. Efendim, harika ürünler yapmışsınız. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet, hepsi benim el emeğim. Sanatımızın adı filografi. Çivi ve tellerden oluşuyor. Desenlerimizi telleri örerek yapıyoruz. Hepsi telle mi yapılıyor? Hepsi çivileri çaktıktan sonra tellerle içerisini örüyoruz. Mesela diyelim bir Trabzonspor armasını ne kadar zaman alıyor? O küçük boyu bir haftada bitiyor. Bir haftada, evet. O kadar uzun yani. Yani çivi çakma işlemi uzun sürüyor biraz. Vay. Evet. Peki şöyle geçerseniz, kamera görsün sizi. Hı-hı. Bir haftada bir armayı yapıyor. Yani evet, şöyle tabii araya başka işler girdiği için, yoksa oturup sadece onu yapmış olsan 2 günde biter. Yani ama diyor ki ben onu yaparım o kadar da, ama araya başka işler giriyor yani. Evet. Peki efendim nasıl talep? Çünkü bunlar çok özel ürünler. Evet, maalesef Türkiye'de sanatın değeri çok fazla yok. Çok fazla talep görmüyor. Görmesini ümit ediyoruz. Yani diyorsunuz ki bu sanat... tanıtıyoruz. Evet, sanat rağbet görmüyor ama biz yapıyoruz. Böyle koyuyoruz, karşılıklı bakışıyoruz. Bakışmamaya çalışıyoruz. Evet. Evet, yine burada çok değerli ürünlerimiz var. Bunları da hep siz mi yaptınız? Evet, hepsi benim çalışmam. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın çok güzel, evet, bir resmi, Türk bayrağımız. Bu da sizin çalışmanız. Hepsi benim çalışmalarım. Filografi sanatında yüz hatlarına çok fazla giremediğimiz için bu gölgeli bir çalışma. Filografi sanatı dediğiniz sanat... Tel demek, grafide desen demek. Yani tellerle desenin oluşturulması. Ne kadar bir zaman eğitim almak lazım ki bu işi icra etmek için? Bir sene, yani 2 dönem boyunca 1 sene bitirmiş olmak, bütün teknikleri öğrenmek ve istediğiniz çalışmayı yapabilmeniz için yeterli. Ama bunun üstüne çıkmak istiyorsanız tabii 3-4 sene vermeniz gerekiyor. Anladım. Ama 1 senede yapın. 1 senede yapabilecek duruma geliyor. Peki ben burada çok güzel tablolar görüyoruz. Şöyle bahsederseniz, bu mesela. Evet. Burada ayetel kürsü var. Altında da Star Wars gemisi var. Star Wars'ta Millennium Falcon gemisi var. Kalp var, akıl var. Yani hepsi, kalp, akıl bir arada olduğu zaman, teknoloji, bilim, inanç, hepsi bir arada olduğu zaman anlamı var. Değil mi? Evet. Ne güzel.
tek başına anlamsız evet. Evet yine burada bir... Burada bir besmele çalışması aslında. Bismillah yazıyor. Bismillah her işin anahtarıdır. Bu kapı ve anahtarı Allah lafzı şeklinde. Çok her kapıyı açar. Yani hem... Bismillah diyoruz her kapıyı açar. Kesinlikle öyle. Ben özellikle kardeşimi çok tebrik ediyorum. Yani sanata bir de inançlarımızın değerlerini sergilemiş. Yani bu da çok önemli bir şey. Hem milli manevi örneklerimiz hem kesinlikle. Hepsi. Hepsi bir arada. Hepsi. Tebrik ediyorum sizi. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan selamlar tekrardan. Efendim bizler tabii Yeni Kapı'da Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde standları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda da çok özel bir standdayız. Türkiye Yardım Severleri Derneği'nde. Doğru mu söyledim efendim? Beraberiz. Önce sizi bir tanıyalım. Efendim ben Gülşen Yarımkaya, Yardımseverler Derneği'ne yardımcı üyelerden birisiyim. Ve halkımıza böyle ev ürünlerini yapıp sunmakta hakikaten çok gurur duyuyoruz. Ve bu toplanılan paralarla biz Hatay'da, Antakya'da çocuklara okul yaptırıyoruz. Ne güzel, ne güzel. Vallahi helal olsun. Bize bu şekli, bu vesileyi tanıyan bütün büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Evet, hayırda yarışalım efendim. Yani, lütfen. Evet, çok lütfen, önemli. Lütfen. Şimdi tencerede ne var orada güzel? Mısırımız var. Öyle mi? Aa, tabii. Mısır bahçeden, Silivri tarafında bir bahçemiz var bizim. O bahçemizden özel olarak aldığımız mısırlarımızı burada vatandaşlarımıza ikram olsun diye getirdik, kaynattık. Harika süt mısırlarımız. Evet, yiyenlere afiyet olsun. Bir bakalım tencereye efendim. Ay maşallah. Harbiden bahçeden yeni evet, çekmiş. Evet, doğru yeni ürünlerimiz. Peki Karadeniz'de buna ne denildiğini biliyor musunuz? Valla onu bilmiyorum. Evet. Ne deniyor efendim? Şurada pişmiş mısıra bizde koliva derler. O zaman biz buraya koliva olarak yazsak. Aynen öyle. Çok sevindim. Bir kelime öğrendim. Çok teşekkür eyvallah ederim. Efendim yine bu tarafa doğru gidelim. Yine bir hanımefendi var burada. Evet tamam, standlarımızı, ürünlerimize bir bakalım. Kurabiyemiz, ıspanaklı böreğimiz. Yani fırından falan alıp gelmediniz. Hayır. Kendi ev ürünlerimiz. Pardon, kendi isminiz emeğimiz. Neydi? Gülşen. Gülşen Hanım, sanki şu biraz şeye fırından alınmış. Hayır efendim, öyle o mi? Fırından alınma değil. Arkadaşımızın el emeği o. Peki efendim, biz inanıyoruz yani biz. Tabii ki. Bakın onlar da aynı şekilde. Aynı zamanda ben okulda da görevliyim. Okuldaki yavrularımıza da bunları yapıp taze olarak sunuyoruz. Oy maşallah. Sizi tanıyalım efendim. Türkiye Yardımsevenler Derneği'yiz biz. 129 şubesi olan 96. yılımız Atatürk'ün kurduğu bir derneğiz. Halkımıza yardım için buradayız. Bu kadar. Kısa beni. Efendim yani buraya geldiğiniz zaman özellikle hem Yardımseverler Derneği'ne katkıda bulunuyorsunuz hem onların yapmış olduğu bu nefis leziz ürünleri tadabiliyorsunuz. Bu da önemli. Bizleri izlemeye devam edin. Yine çok harika bir standdayız ve burada şu anda ben hep şeyi merak etmişimdir. Bazlama ile gözleme arasındaki farkı hanımefendiye soralım. Bazlama nedir, gözleme nedir efendim? Bazlamamız orada mayalı hamurdan yapılır. Gözleme de patates, peynir, ıspanak, kaşar, etli ekmek ondan yapılır. Çok teşekkürler. Evet, peki sizler bunu hem açıyorsunuz. Evet. Bütün her şeyi siz yapıyorsunuz. Evet, evet. Hazır hepsi. Hazır yok. Yok, hazır nereyiz yok. Efendim? Ben çalışan Kastamonluyum efendim. Kastamonlu'ya selamlar olsun efendim buradan. Sağ ol. Peki, şimdi burada... Gözleme var, bazlama var. Başka evet, mantı mı yapıyorsunuz? Mantımız var. Peki mantıyı da siz mi yapıyorsunuz? Evet, mantıyı da kendimiz yapıyoruz. Burada açıyoruz, burada katlayıp donduruyoruz. Buraya böyle pişir. Burada evet. Dondurulmuş peki, satın. Peki bu mantının içerisinde ne var? Kıyma, az soğan, karabiber, pul biber, nane. Ya. Evet, kıymalı, evet. Peki değerli izleyenlerimiz görüyorsunuz derler ya böyle... İşte evlerde yapılan mantı, gözleme hepsini burada sizler de tadabilirsiniz. Kastamonulu ablamız da görüyorsunuz. Harika şu anda da gözlemeyi çeviriyor. Evet. Harika, harika. Evet. Uzun yıllar herhalde bu işi yapıyorsunuz. Evet, evet. Maşallah hemen anında tik tik. Biz evet. İki saatte zor çeviririz onu. Evet, evet hemen yapıyoruz. Biz alışkınız. Peki Allah kolaylık versin. Bizleri efendim izlemeye devam edin. Efendim standları geziyoruz. Tabii biz de bölgemizin güzel ürünlerini burada yapıyorlar, gelenlere sunuyorlar. Yine bir standdayız şu anda da. Evet, muhlama yapıyor. Kuymak, muhlama. Ay şimdi abla, siz nerelisiniz? Ben Trabzon. Trabzon. Şimdi bizde kuymak genelde. Evet, bu şimdi muhlama biz olan peynir yani peynirle. Atılınca biz ona muhlama diyoruz. Doğru mudur? Doğru. Bununla yapılana ona bir eski peynir koyarız biz. Aynen. Ona kuymak diyoruz. Evet, evet. Budur değil mi? Evet, yani? Evet. Peki, şu anda görüyorsunuz efendim.
Şu anda şu an yapıyoruz. Kuymak yapıyorum kuymak şu an. Yapıyorum. Evet. Birazcık kalsın. Birazcık da suyumuzu katalım. Evet, yağımızı koyduk, unumuzu kattık. Sonra suyumuzu koyduk. Şimdi peynirimizi koyacağız. Evet, peynirimizi de koyalım. Birazcık kaynasın, peynirimizi evet. Koyacağız hemen. Peynirimizi de koyup karıştırıyoruz. Evet, bu kıvama geldik şimdi. Bu şu anda muhlama. Evet. Abla ne kadar kuymak dese desin. Bu muhlama. Muhlama oldu. Tamam muhlama oldu. Bu muhlama şimdi. Evet şu anda görüyorsunuz. Evet muhlama yapılıyor efendim. Canlı canlı. Evet önce yağımızı koyduk. Sonra suyumuzu koyduk. Unumuzu koyduk. Ardından da peynirimizi koyduk. Ve şu anda da onun erimesini bekliyoruz. Aynen. Ondan sonra da afiyet olsun. Afiyet olsun. Herkesi bekleriz. Yarın akşama kadar buradayız. Evet, peki sizler de efendim bu ürünleri gelip burada tadabilirsiniz. Harika. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yine onun yanında efendim görüyorsunuz burada karalahana sarmamız var ama içli köftemiz var. Laz böreğimiz var. Evet. Kuzu tandırımız var. Akçabat köftemiz var. Maşallah. Yok yok. Mancar çorbamız var. Hepsi var yani. Biz ona yok yok yani. Lahana çorbası yani. Lahana çorbası, mancar çorbası. Peki geçelim o tarafa doğru abi. Evet abla seni de tanıyalım. Ben de Trabzon'a gelin gittim. Siz nerelisiniz? Sen çok şanslısın o zaman. Ben Kastamonu'yum. Oy maşallah. Oy maşallah. Evet peki şimdi şunu ifade edelim. Abla geldi kaşığı aldı dedi ki en iyisini ben yaparım harbiden. Bak, şu anda muhlamayı görüyorsunuz. Rekor. Evet bu tahmin ediyorum 2-3 metre çıkar böyle. Çıkar tabii, rüzgar kesiyor. Evet rüzgar kesiyor. Bir de bir uğursuz adam var kameramanın arkasında. Ondan da etki yapabilir yani. Yok estağfurullah. Yani. Evet. Tuzumuzla suyumuzla geldik Trabzon'dan. Hay bekliyoruz. Maşallah. Buyurun yeni kapıda gelin bu güzel lezzetleri iki tadın. Metre. İki evet. Rüzgar bozuyor bizi efendim. Çok teşekkür ederim. Bekliyoruz abla. Trabzonları, eyvallah, İstanbul'u. Eyvallah. Efendim görüyorsunuz işte yeni kapıda harika bir ambiyans var. Buradan Trabzon Dernekler Konfederasyonu'na bütün üyelerine, Sayın Başkan İsmail Şatıroğlu'na, emeğe geçen bütün dostlara, Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı hepsine çok teşekkür ediyoruz. Şu anda evet, dönerimiz de efendim pişmeye başladı. Tanıyalım sizi. Ben Musa Tanaş. Musa şöyle kardeşim hem döneri de görelim. Tabii Musa, ki. Nereliyiz? Ben Sürmeneliyim. Ne diyorsun? Evet. Neresinden? Aha. Kumbasa'dan. Kumbasa. Tamam bak ben hemşerimi yakaladım. Evet. Ben evet. Hoş geliriz. Sağ olun. Tabii sizler de bu güzel ürünleri izah ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun. Eti nereden geliyor? Et kuzu, dana karışımı, oy yaprak. Ne diyor? Tabii ki ustamız bizim kendisi bizzat temin ediyor oradan. Burada bütün yöresel ürünleri sunuyoruz. Helal olsun size. Yok yok efendim yani şimdi işimiz olmasa da oturup yesek yani ama mecbur çalışmak durumundayız. Boşluk bulursak geleceğiz artık. Fena olmaz, fena olmaz yani. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ahmet Bey, ya işte sunuculuğun avantajları. Hmm, o bozar onu. Yok ya at ona yer. Burada da akçabat köftemiz. Efendim akçabat köfte. Akçabat köftemiz bir şey ya. Akçabat köftesi akçabattan geliyor biliyorsunuz. Aynen evet bak reklamımız da var burada yani. Aynen. Bir şey yok, çok güzel. Tattırabilirim size köftemizde. Döner harika. Gerçekten çok güzel. Molada buradayım ben. Sizler de gelin efendim. Yok köfte. Ahmet abi diyor ki ya diyor. Köfte de köfte de ya yok yok abla. Oy oy. Efendim görüyorsunuz akçabat köfte. Bizim en çok sevdiğimiz yöresel yemeklerimiz akçabat köfte. Dönerimiz, sarmamız, çorbamız yani burada hepsi var. Ablacığım çok teşekkür güzel. Ediyorum. Bakın akçabat köfte. Akçabat. Akçabat değil mi? Akçabat. Aynen akçabat. Haydar Yaylası'ndan. Bak onu biraz salladık ama yani evet yani arada sallama serbest. Çorbamız, mancar çorbamız. Evet lahana çorbası. Lahana çorbası. Evet lahana çorbası. Verelim mi?
Nane çorbasından da tadı. Yok, onu gelince yiyeceksin. Yok ama bir şey söyleyeyim. Şimdi et onun üstüne değil. Önce lahanayı yiyeceksin, sonra eti yiyeceksin, ha, değil mi? Olma, tamam. Bozar onu şimdi. Önce çorba, sonra köftemiz. Aynen ondan öyle. Sonra dönerimiz, en son muklamamız. Ben şimdi molada buradayım. Tamam, bekleriz. Hiç merak etmeyin. Yine burada saç kavurmasın. Bu nedir? Saç kavurmamız. Sebzeli. Sebzeli. Evet. Kuzu tandırımız. Kuzu tandır. Yok efendim burada. Her gerçekten şeyimiz var. Maşallah. Herkesi bekleriz. Maşallah. Bugün inşallah burası. İnşallah. Burada ürün kalmayacaktır. Çok nefis. İnşallah. Bekleriz. Yani ürünleriniz çok lezzetli. Gerçekten. Afiyet sallamıyorum. Olsun. Harika. Olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Hülya Hanım mı yapıyor? Hülya Hanım sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Az önce de Kastamonulu ablam kaşığı Hülya öyle bir aldı ki. Nasıl? Değil mi? Yani sanki böyle yaptı. Yani Hülya Hanım ne anlar bu işten, şöyle bir kaldırdı şeyi, kuymağı. Evet. Ama tabii hemen ne oldu, kuymak düştü. Düştü. Yani rüzgar izinmiyor. Erbabına sormak lazım. Hülya'nın arasındasın dilek dile. Ben de Hülya. Yani bir şey söyleyeyim, yani o dilek ya hayırsız olursa ne olacak? Hayırlısını versin Allah. Bilmiyorum. Biz yine Yaradan'dan dileyelim yani efendim. Hepinize selamlar, bizi izlemeye devam edin. Efendim Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Evet, Trabzon'un pidecisi İbrahim Usta'nın yanındayız. İki gün yoktu, İbrahim Usta bugün geldi ve buralar şenlendi. Şu anda da Şekil Ağa'da gördüğünüz gibi bu işin mimarı sevgili İbrahim Usta. Nereye ifade edeceksin bizlere? Ne diyeyim valla, dediler ki iki gündür uşaklar aç kalmış. Ben de dedim gideyim doyurayım onları. Geldim buraya. İşte diyoruz ki işte size Yeni Kapı, işte Trabzon günleri. Bize her yer Trabzon. Kaliteyi, lezzeti bulmak istiyorsanız meşhur pideci İbrahim Usta'yı burada bulun. İmansız peyniri tereyağı ile beraber kavurması ile kaliteye kalite kattık. Pideleri Yeni Kapı'ya attık. En güzel aşlar pideyle başlar diyoruz. Yani şairlik de var efendim. Zaten bu pidelerin leziz olmasının en büyük özelliği. Bir de şairlik de katıyor ona sevgili İbrahim Usta. Evet, şu anda görüyorsunuz. Hey maşallah. Evet. Ha bu pideden yiyen var ya. 61 yıl yaşıyor. 61 yıl ömrü uzuyor. He. Ahmet Güngör az kaldı sana. Bak ben sana Evet, şimdi İbrahim Usta hemen bize bak. Oy maşallah. Yengenin yanına doğru gidiyorum. Yenge merhaba. Merhaba. Ya Türkiye'nin değil yani Karadeniz'in en meşhur ustası İbrahim Usta'nın yanındayız. Evet. Sizler de eşi olarak yani buna büyük bir motivasyon aşılamışsınız. Bu son yıllarda yani pideye de bir farklı yapmaya başladı. Aşk. Evet, o mesajı neydi? En güzel aşk. En güzel aşklar İbrahim Usta'nın pidesiyle başlar. 50 yıl. Doğru mu söylüyorsun? Doğru kesinlikle. Maşallah. Yarım asır. Efendim sizler de özellikle Yeni Kapı'ya gelenler bu meşhur İbrahim Usta'nın evet bu güzel mekanında hem pidesini hem dönerini hem köftesini yiyebilirsiniz. Harika. Şu çifte bakar mısınız? Maşallah. Horon var, kalite var, pide var, döner var, köfte var. Yok. Yanıyor Yeni Kapı, yanıyor. Trabzon Konfederasyonumuzun organize ettiği Bahar Festivali'nden hepinize selamlar. Tabii standları, buradaki güzellikleri sizlere aktarıyoruz. Ve buraya gelen değerli iş insanlarını da, dostlarımızı da yine böyle mikrofon almaya devam ediyoruz. Yanımda da efendim Beşikdüzü'nün çok değerli iş insanı. Gerçekten onunla biz gurur duyuyoruz. Hem de bizlere çok katkısı olur. Hem televizyonlarda, radyolarda hep sponsor olan bir dostumuz, abimiz, kardeşimiz. Sevgili Breze Giyim'in sahibi Mehmet Taş. Çavuş lakaplı. Eyvallah. Mehmet'im şeref verdin, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş bulduk. Burada bir organizasyon var. Yine Trabzon. Trabzon deyince biliyorsun bizim akan sular durulur. Trabzon için her yere gideriz. Biz Trabzonluyuz. Trabzon sporluyuz. Bütün vatandaşlarımızı, Trabzonlu aidatı olan olmayan herkesi Malatya'sından tut, Kayseri'sine, Edirne'den, Rize'sine, Artvin'ine bütün insanlarımızı bekliyoruz. Yeni Kapı herkese açık. Sadece Trabzon günleri olarak düşünmeyelim. Bütün vatandaşlarımızı açık bekliyoruz. Evet, sevgili Breze Giyim Mehmet Taş arkadaşlar Beşikdüzü'ne, kendi köyüne, kendi bölgesine çok hizmet eden de bir kardeşimiz. Aynı zamanda da gün gören
Trabzonlar Dernek Başkan Yardımcısı. Trabzonlar Dernek Başkan Yardımcısı Güngören. Sayın Başkan'a da buradan selamlar. Selamlar diyorum. İbrahim Hacı Yılmazoğlu'na selamlar ediyoruz. O da gelecek herhalde, bir ziyaretinizde bulunacak. Evet, şimdi böyle Beşik Düzü'nden çıkıp da efendim Türkiye'de hatta dünyada bir numaralı marka, bireze giyim artık çocuk giyiminde dünya markası. Bunu da başardığın için ayrıca gurur duyuyoruz. Eyvallah. Evet. Kardeşlerimle sağ olsun, bütün kardeşlerimizle, çalışanlarımızla hep birlikte başardık. Sizlerle. Eyvallah. Sizler de medya olarak sağ olsunuz. Bize büyük katkınız var. Bütün bu bize yardımcı olan, emeği geçen bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte varız, hep birlikte devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Artık yazın herhalde bir kutluca yapacağız. Evet, inşallah onun sözünü verdik. Seninle bir yaylaları yapacağız. Hadi bakalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Efendim bizi izlemeye devam edin. Biz de teşekkür ederiz. Efendim Yeni Kapı'dan yine selamlar, saygılar. Konfederasyonun şu anda görüyorsunuz yoğun bir toplantı var. Evet, gerçekten yoğun bir toplantı var. Bizi görünce hemen bir şöyle bir kendimize geldik. O tartışmayı birazdan soracağım. Evet, Tahsin abim. Üçüncü gündeyiz. Neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Burada Trabzon Konfederasyon standında çarşı başından gelen ve burada yaşayan arkadaşlarla kendi ilçemizle ilgili böyle tatlı tatlı sohbetleri yapıyoruz, değerlendirmeleri yapıyoruz. Yarın da devam edecek burada Trabzon Bahar Şenliğimiz, festivalimiz. Güzel geçiyor. Yarın daha da güzel olacak inşallah. İmkanlarımız ölçüsünde Trabzon'u tanıtmaya çalışıyoruz. STK'lar arasında dayanışma yapmaya çalışıyoruz. Siz de bizim etkinliklerimizi tanıtıyorsunuz. Size de çok teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Sağ ol. Evet efendim, bu arada toplantı devam ediyor ama bizim gururumuz geldi. Üçüncü günde, bugün de erken geldi. Ama evet, İsmail Şatıroğlu başkanım geldi. Başkanım dün Kaval'la bir horon oynadı. Yani bu mükemmel bir resital sundu bizlere. Başkanım üçüncü gündeyiz. Neler söyleyeceksin? Evet, bugün malumun çocuklarımızın çok heyecanlı bir günü. Bugün sınav, yarın sınav mi? Heyecanı var. Ailelerde sınav heyecanı var. Gördüğünüz gibi insanlar gelmeye başladı. Efendim, inşallah herkesin gönlüne göre olur. Başarılar diliyoruz kardeşlerimize de. Biz de burada sınav veriyoruz. Biz de heyecanlıyız gördüğünüz gibi. Dostlar geliyor, hemşerilerimiz geliyor. Güzel bir ambiyans var burada. Bu güzellikleri herkesin yaşamasını istiyoruz. İnşallah hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Evet, çok teşekkürler başkanım. Zaman zaman konuşacağız. Eyvallah. Evet, efendim bizi izlemeye devam edin. Biz yine az önce, evet hemen alalım. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi efendim. İstanbul Aksavatlar Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Dernek Başkanı Halil Erol ben. Evet, Halil Bey nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Önce sağ emeğinize olsun, sağlık. Siz de buradasınız. Çok teşekkür ederim. Ben ilk önce... sevgili İsmail Şatıroğlu Başkanıma, sevgili Tahsin Usta Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herhalde bir Akçabat Derneği olarak sadece buradayız ama inşallah derneklerimizi de çoğaltırız federasyon adı altında. Çok güzel olur. Biz çok mutlu olduk burada olmaktan. Bütün Trabzonlu hemşerilerimize saygı sevgi sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Evet, Akçabatlı çok değerli başkanımızı aldık. Şimdi hemen bakalım toplantıda neler var, onları da değerlendirelim. Efendim merhabalar, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz. Az önce bir heraretli muhabbeti rastladık. Neydi, mevzuyu çözdünüz mü? Mevzuda bir şey yoktu. Birlik beraberlik için uğraşıyoruz. Yani birlik beraberlik öyle çözülüyorsa hep beraber çözülüyor. Ama bizim konucuk tarzımız öyle. Evet, konucuk tarzımız öyle. Evet, sizi tanıyalım efendim. Ben emekli öğretmen. Evet. Hacı Gani Tok. Evet, nereliyiz abi? Çarşıbaşılıyım. Çarşıbaşı. Evet, Çarşıbaşılıyım. Peki Tahsin Usta'yı tanır mısınız? Tahsin Usta benim oğlum sayılır. Öyle mi? Evet. Evet. Babası benim meslektaşım. Bizim yeğenimiz, her şeyimiz yani. Evet, çok değerli yani başkanım. Dernek dediğin zaman dernekçilik Tahsin Usta. Kesinlikle öyle. Her şeyin doktoru vardır, profesörü vardır. Derneğin de profesörü, doktoru Tahsin Usta. Tabii ilk STK'cılardan büyük duayı. Evet. Peki öyle. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok. Evet, başkanım şöyle bir geçmek istiyorum. Murat Beyciğim. Burada yakışıklı hemşerimin yanına geleyim. Evet, tanıyalım sizi efendim. Avni Yorgun, ben de çarşıbaşılıyım. Evet. Neler yapıyorsunuz bakalım? Hayır, bu İskefi. Ben İskefi. sen demin geldin de hararetli İskefi'yi konuşuyordun. Ama İskefi'ye de konuşulur kardeşim yani. İskefi. Selam olsun buradan. Şeref verdiniz. Güzel bir atmosfer. Evet, tabii güzel, böyle birbirimizi güzel. Burada görüyoruz. Biz de Tahsin abi...
ziyaret ettik hem. Çok iyi yaptınız. Standları gezdik. Bakalım şimdi tereyağı falan alışveriş yaparız inşallah. Öyle mi? Bak bakalım. Bir iki kilo da bir yandan bağ alırsın herhalde. İnşallah. İnşallah. Sıkıntı yok. Ya sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet burada yine bir dostumuz var. Tanıyalım efendim. Fark etmez. İhsan Sarıyıldız. Eniştesi içeri girmiş yani. Daha dışarısı mı olur? Enişte olarak katılıyorum evet. Evet. Nerelisi memlekete? Sivas. Sivas. Efendim yani bizde biliyorsunuz enişteler efendim ne oluyor? Bize hemen katılırlar. Yoksa bizim hanımlar onların başını yer. Evet. Öyle öyle. Karısı da zaten. Evet. Valla gezmeye geldik ama biraz daha kalabalık bekliyorduk. Ya bugün açıkçası. Sınavlar var. Bugün sınavdaki evet, onun da gençlere var de bayağı. Başarılar diliyorum. Evet akşama doğru inşallah yoğunlaşacaktır. Enişte yarın. Kızımıza iyi bak ona göre. Ha, biz kızlarımıza çok değer veririz yani. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür sağ ediyorum sağ olun. Evet sizi tanıyalım efendim. Emekli öğretmen Ali Ön. İskefi'liyim. Oo İskefi'ye bugün burada maşallah ya. Evet. Selamlar bir de öğretmen emekli öğretmenlerimiz de hep burada. Biz başkanımızı desteklemeye geldik. Eyvallah. Tarsın Başkanı, Ali Başkanı. Eyvallah ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle duracak bu mikrofon. Bu mikrofon böyle duracak. Ben de İskefi'liyim. Bir emekliyim. Tamam, emekliyim. Tamam da niye kaçıyorsun ya? Eskiden var ya. Su içtim donucu biraz. Tamam abi ne güzel. Tamam, her şey doğal burada. Tamam. Yani su içen olur, lahana yiyen olur. Burada öyle bir de etkinliğe katılmak için İskefi'den çarşı başına geldik. Şeref verdi. Hayırlı olsun diye geldik. İşte böyle günümüz geçiyor. Peki hayır öyle bir yattın ki abi. Yani dedim ne olur. Ya şaka diyorum. Ha öncelik mi verdin? Öncelik verdim. Aa efendim bizde kibarlık da dört dönüyor görüyorsunuz yani. Peki aslında bizde Karadeniz'de özellikle beyler hanımların arka planında şöyle bırakırlar. O hep yanlış anlaşılmıştır. Şimdi şuraya bir bitireyim. Hanımlarımız hep geriden gelir. Hanımları önden gelecek olan tehlikelerden bizim oralarda çakaldı, köpekti, şuydu bunu korumak içindir. Gerçekten öyle. Burada bir hanımefendi var bizim kızımız. Şikayet edecek tahmin ediyorum. Evet tanıyalım efendim sizi. Ben ismim Nurgül Sarıyıldız. İskefiyeliyim ben de. Oy maşallah. Evet İstanbul'dayız. Beyiniz nereli efendim? Beyim Sivaslı. Ama İskefiye diyecektin hani biz dedik ki. Onun için. Güzel. Evet babam. Olabilir. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Aynen. Bir ailece geldik buradasınız. Güzel. Tahsin abinin yanında olmak için çok geldik. Çok iyi yaptınız efendim. İskefiyeli dernekleri görmeye geldik. Çok güzel, keyifli bir gün. Sağ olun, hep var birlikte... olun. Burada hemşehriler bir araya geliyor. İşte bu güzellikleri evet, görüyorlar. Evet. Kültürümüzü diğer yöre insanlarına tanıtmaya gayret evet. ediyoruz. Biz de işte o yüzden tanıtmaya umarız geldik. Umarız eniştemiz memnun oldu bizim. lahana kuymak bir şeyler yapıyorsun. Öğrendi değil mi? Tabii tabii. Hepsini biliyor. Benden iyi yapıyor. Öyle mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Efendim Yenikapı'dan Trabzon Konfederasyonumuzun organize ettiği Bahar Festivali'nde hepinize tekrardan selamlar. Gelen misafirleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda da çok değerli bir müdürümüz var. Efendim sizi bir tanıyalım. Mehmet Kapıcıoğlu. Üsküdar İcadiye İlkokulu Müdürü. Evet Mehmet abi nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Oflu muyuz? Ofluyuz. Vay maşallah. Hey maşallah belli oluyor abi. Tabii. Evet, tam karizma yerinde. Oflu olunca karizma yerinde. Evet selam olsun Ofa'da. Sağ olsun. Nasıl buldunuz efendim organizasyonu? Güzel. Gezdiniz standlara tabii, baktınız. Güzel. Standlar da güzel. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sizi tanıyalım beyefendi. Emir Ali Turan Cüncer'in İnşaatçılar Yönetim Kurulu üyesi. Peki başkanla aranız nasıl efendim? Çok iyi. Yani Çiçeğeburnu'nda başkanın derneğin çevresini değiştirmeye başladı. Evet evet çok yani şeyler yaptı. Yani cephe de saldı. Evet evet doğrudur. Bu arada en büyük muhalif misiniz efendim? Yok amcamın oğlu da ona muhalif olmam yani. Ya amca şimdi bir şey söyleyeyim. İş yapamayan babanın oğlu da olsa muhalif ol ama Azmi Turan başkan işi bilenlerden bir tanesi. Evet evet doğrudur. Peki var mı bir mesajın buradan bizi izleyenlere? Herkese teşekkür ederiz izleyenlere. Çay içmeye gelebilir miyiz derneğe? Gelirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Azmi Başkan. Azmi Başkan amcaoğlu nasıl aranız? Gel istersen gel. Gel. İyiyiz. Gerçekten güzel bir yönetim kurulu oluşturduk. Maddi ve manevi tüm desteklerini bizlere veriyorlar. Biz de yeniliyoruz derneğimizi. Görsel olarak çok güzel işler yapacağız. Tadilat bitmek üzere. Bittikten sonra sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bittikten sonra biz aynen, geliyoruz. Hiç, aynen kesinlikle. Ahmet Bey gidebilir miyiz? Bittikten sonra. Yok. Pide bak. Abi. Yok. O arada o zaman madem pide konusu açılmışken buradan söz veriyorum. Maslak'ta Sefer Bey açıldı. Aynı zamanda müdürümüzün amcasının oğlu yakın komşularımız
Trabzon odun ateşinde döner. Hani yemek yemeye değil, döner yemeye gideceğiz. İnşallah. Döner inşallah. Gideceğiz, söyleyeceğiz yani. Ya buradan sözü veriyorum. Azmi Başkan, elimizdekini almadan. Yok. Almam. Tabii. Almam. Sağ ol Başkan. Bu arada biliyorum. Mehmet Ali Müdürüm de yakın komşumuz. Çok kıymetli bir abimiz aynı zamanda. Ne güzel. Çocukluğumuz yanında hay geçti maşallah, yani. Hay maşallah. Kendisine de geldiği için teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, Azmi Turan Başkan'a, Güngören İnşaatçılar Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Hocama, bütün katılımcılara teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Yeni Kapı'dan selamlar hepinize. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde çok değerli Karadeniz müziğinin duayenlerinden bir tanesi Ferhat Sağlam'la beraber sahnesini yaptı ve şimdi onu uğurlamadan mikrofonlar aldık. Ferhat abi hoş geldin. Sağ ol Muratçığım, Allah razı olsun, sen de hoş geldin. Sonuçta kültürümüz için buradayız. Eyvallah. Verdiğiniz emekler yatsınamaz. Vallahi sizi böyle pamuklara sarıp sarmalamalar lazım. Estağfurullah. Seni, sevgili Ahmet Güngör'ü, sevgili bizim... Ömer'i. He? Ömer. Ömer Karakaş'ı. Evet. Pamuklara sarıp böyle bir yerlerde sizi saklamalar lazım. Allah zaten razı olsun. Zaten Ahmet abi hep pamukta yatıyormuş abi. Yani onun için sıkıntı yok. Allah peki, razı olsun. Ferhat abi. Harika bir sahne yaptın yine her zaman olduğu gibi. Yani Ferhat Sağlam'ın kıymetini anlasınlar. Olsun, olsun. Burası biz birbirimizi biliyoruz her zaman. Eyvallah. Bir sevdadır Karadeniz seyircilerine selamlarımı gönderiyorum. Hepsini öpüyorum. Çok teşekkürler abi. Saygılar. Ben size teşekkür ederim. Efendim bizi izlemeye devam edin. Seni tanıyalım değerli kardeşim. Ben Bağcılar Trabzonlar Derneği'nden Muhammed Yavuz. Muhammed. Eski başkan vekilim. Horon oynadın mı sayın? Oynadım abi. Nasıldı? Güzel. Müzikler güzel. Ethem Başkan nerede? Onlarla ilgili bir bilgim yok. Ben kendim bağımsız geldim. Öyle mi? Peki. Tabii. Yarın büyük bir ihtimal dernekle geleceğiz. Peki. Çok Ahmet abiyi de çok severiz zaten. Siz de öyle Murat abi. Eyvallah. Sağ ol. Var mısınız? O bak Horon'a. Hemen Horon'a. Doğru Horon'a gidiyoruz. Dinleneyim abi. Peki hadi bakalım. Hadi efendim Yeni Kapı'dan selamlar. Şu anda yanımızda Yüksel Yamaç beyefendi var. Yüksel Bey nasılsınız? Tanıyalım biz, sizi efendim. Yüksel Yamaç ben. Trabzon ili Şalpazarı ilçesi Doruk Kiliş Köyleri Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda İsmail Şatıroğlu Başkanımızın yönetimindeki Trabzon Konfederasyonu'nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Biz bugün buraya boyama ekiplerimizi getirdik. Ağasar'dan. Genç kızlarımız çocuklarımıza boyama yapıyor. Biraz renk katalım istedik. Ay ona da standa bakacağız. Ne evet, güzel. Gördüğünüz gibi burada birbirinden renkli boyamalarımız var. Çocuklarımız burada biraz eğlenecekler. Sınavdan yeni çıktı. Üniversite sınavı var biliyorsunuz bugün. Evet. Şimdi hareketlenmeye başladı standımız. Bütün Karadeniz, bütün Trabzon'u, bütün Türkiye'yi sevenlerini buraya bekliyoruz. Şu andan itibaren burası canlanacak. Tüm hemşehrilerimizi standlara bekliyoruz. Burada, bütün Karadeniz burada, bütün Trabzon burada, bütün hemşehrilerimiz burada. Evet, Sayın Başkan çok güzel bir etkinlik düzenlemişsiniz gerçekten. Çocuklarımız için özellikle. Zaten biz gerek kendi derneğimiz gerek de konfederasyonda öneri olarak sunuyoruz bunları çocuklara. Konseptleri değiştiriyoruz. Onlara da boyamadır, işte palyaçodur. Bu tarz şeyler yaparak onları da olayın içine çekmeye çalışıyoruz. Sadece... horon, eğlence dışında bunları da göz ardı etmemeye eyvallah. Çalışıyoruz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Çok, efendim bizi izlemeye devam edin. Şimdi hemen standa doğru şöyle bir yanaşalım. Burada kızlarımız var. Evet tanıyalım seni. Merhaba ben Zehra Tokum. Evet Zehra sen bu işin uzmanısın galiba. Yani, kaç tane çocuk boyadın? 5-6 tane boyamışım. 5-6? Evet. Bakalım şampiyon kim burada onu soracağız. Sizi tanıyalım. Ben Merve Çakır. Merve sen kaç tane boyadın? Ben daha yeni başladık o yüzden çok boyamadım. Sikte yok mu? Yok bir iki tane boyadım. Ay, gene bir iki evet. Tamam. Sizi tanıyalım. Asya Durmuş ben. Evet Aslı sen kaç tane? Ben saymadım ama bayağı boyadım. Evet nasıl yapıyorsunuz? Yani bu boyaların yüzde herhalde bir... Çocuklar için zaten. Evet, çocuklar için evet. Değil mi? Yani onu sonra yıkanmada çıkma durumda bir sıkıntı yok. Evet hemen çıkıyor bakın mesela. Oy ne kadar cici olmuş kızımız. Peki şöyle. Gel. Bizim şu kameramanı yapabilir miyiz böyle? Ona olur mu yani onun modeline? Olur tabii ki de. Ben senin ismin ne? Asel. Asel. Asel kendine baktın mı aynada? Evet. Tatlıydın. Çok daha tatlı olmuşsun sen. Ay. Peki Asel çok teşekkürler. Şimdi şu formata kamerayı görüyor musun? Evet. O çekim yapan sevgili yapımcımız Ahmet Güngör'ü şöyle boyasak olur mu? Olur.
Ahmet Bey giderken onu yapar. Peki. Evet. Efendim bizi izlemeye devam edin. Harika. Kızlarımız burada. Çocukları mutlu ediyor. Şal Pazarı Derneği'ne, Sayın Başkanı'na, bunu düşünenlere ben çok teşekkür ediyorum. Çocukları sevindirelim. Bizi izlemeye devam edin. Efendim az önce dedim ya, kameramanı boyayalım. Kameramanı boyadık. İşte son hali. Biz bu şöyle bir özellik var. Bu boyayı yaptığınız zaman bir de 20-30 sene gençleşiyorsunuz. Buyurun. Ahmet Güngör efendim. Aa, oraya bak. Ahmet Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Hey. Evet tabii işin latifesi. Burada boyanmış bir kardeşim var. İsminiz nedir? Selçuk. Selçuk nereliyiz? Trabzon. Şalpazarı mı? Şalpazarı. Evet, neler yapıyorsun? Nerede? Şalpazarı'nda mı yaşıyorsun? Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsun. Sende dernekte bir görevin var mı gençlik kollarında? Gençlik kollarım ekibindeyim ben. Evet, onun için böyle güzel de boyamışlar evet. Seni. Evet. Seni hangi hain boyadı? Arkadaşım boyadı. Öyle yani. Mi? Çok evet, güzel evet. Olmuş. Efendim Yeni Kapı'dan hepinize tekrardan selamlar, saygılar gönderiyorum. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'ndeyiz ve burada değerli isimleri, iş insanlarını, başkanları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımda çok değerli bir isim var. Yani 25 yıl olmuştur tahmin ediyorum. Maçka'nın yetiştirmiş olduğu çok değerli bir iş insanı Özcan Mataracı. Evet Özcan abi tabii bizden sonra çok vasıfları da var. Hem iş insanı ama Mataracı Köyü Dernek Başkanı, yine Maçka Derneği'nde yönetici. O kendini şöyle bir tanıt bize Özcan abi. Özcan Mataracı 1955 Maçka. Hala daha Maçka. İstanbul ikametgahı olmayan Maçkalı. Ne güzel. Ne güzel. Emekli, artık iş hayatı yok ama emekli. Evet. Dernekler devam ediyor. Bu arada işte Konfederasyon var. Onunla beraber Murat'la benim herhalde 30. Var. Tabii ilk zaman doğru. Ordu, 30. İlk başladığın zamanlar. Doğru. Öyle dostluğumuz herhalde ölene kadar da devam edecek. Allah her zaman Allah razı olsun. Özcan abi bak hiç unutmuyorum Ahmet abi. O zamanlar ilk albüm çıkardığım zaman hiç unutmuyorum. Böyle bir kolye kaset bırakmıştım ona. Gelene gidene vermişti en sonunda. Tabii dedi ki bunları kimse dinlemiyor. Olsun dedik, biz dinleriz onları. Onun için Özcan abi bizde yeri bir başkadır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Peki Özcan abim benim. Şimdi tabii yazları da seni Maçka'da görüyorum. Gidip geliyorsun her gidip sene. Gidip geliyoruz. Devamlı. Eyvallah. Bir mesajın var mı burada? Maçka'ya selamlar olsun. Yakında oradayız. Evet Maçka'ya selam. Yakında oradayız. Bizi bekleyin. Efendim şu anda Yorgancılar Dernek Başkanı çok değerli Nazmi İnce abimizin standına yanaşıyoruz. Efendim onun şu anda bizleri fark ettiği yok. Yorganı şu anda hazırlıyor. El emeği göz nuru. Selamun aleyküm. Abim benim emeğine sağlık ya. Emeğine sağlık. Harika. Şuradan seni bir 10 dakika izledim. Ya senin işin gerçekten çok zor. Derler ya el emeği göz nuru. Aynen öyle Muratçığım. Harikasın öyle. Ya. Yani sanat emek ister. Yani kıyamet kopsa benim meslektaşım iğneye bakmak zorunda. Aynen öyle. Şimdi bütün standları gezdim abi. Böyle ince ayar yapan tek iş. Teşekkür ederim. Bu dünya sanatı biliyorsun. Eyvallah, elde başlıyor, elde bir bitiyor. Bir aşk bu değil mi abi? Ya tabii ki aşk olmadan olmaz. Evet. Bak sanat emek ister, sabır ister, sevgi ister, fedakarlık ister. Evet. Her şeyden önce dürüstlük ister. Biz öyle ahlik ahlakıyla geldik. Sanat aşkıyla Murat'ım. Yarım asırdır bu işi devam ediyor. Sen bizi biliyorsun, aynen, takip ediyorsun aynen. Zaman zaman. Televizyonlarda olsun, sergilerde işte buralarda. Eyvallah. Trabzon günlerinde yorgancılık sanatı olmazsa olmaz zaten. Peki Nazmi abi, mesela şu yorgan kaç zamanda oluşuveriyor böyle? Ben şimdi modiflerine göre işte görüyorsun mor menekşe. Çok aynen. Ağır bir örnek. Evet. Arı kovanı gibi, palbedeği gibi dokuyoruz. Modeline göre? Tabii işçiliğine göre. Mesela bu çift baklava diyoruz. Çiçek diyoruz, kabak çiçeği diyoruz buna. Evet. Bu mesele iki günde bitiyor. Bunun yanında mesela işte yapraklı pervanemiz var. İşte böyle selibarkemiz var. Ya emeğine göre anladım. Kalite olarak hepsi tamam. Aynıdır Murat'ım. Tamam, modele göre değişiyor. Emeğine tabii, göre doğru. Değişiyor. Bir de ustanın şeyine bağlı. Bazı ustalar çabuk çalışır. Bazıları normal çalışır. O da fark eder. Evet. Ama dediğim gibi çok itina ister, emek ister. Çünkü böyle bir sanat bu dünya sanatı, ada yadigarı. Ürünlerimiz %100 organik kuzu yününden oluşuyor.
Bu olması çok ayrıcalık oluyor, sağlıklı oluyor, evladilik diyoruz Murat. Evet. Yani tabii bizim müşterilerimiz biliyor ama son zamanlarda sıkıntımız çırak bulamıyoruz. Bütün derdimiz o. Sizin aracılığınıza selamlar olsun büyüklerimize. Acilen bakın tesisatçı yok, terzi yok, yorgancı yok, evet, berber yok. Çok, çok alanda yok. Acilen bu sanatların yaşaması için çıraklık okullarının devlet desteğinin altı. Gençlerimiz biraz rahatlığa alıştı. Alıştı ya, benim çocuğum da öyle bilgisayardan çalışıyor. Evet. Dediğim gibi ya fedakarlık işte ya, doğru, emeksiz doğru. Olmaz. Gençler maalesef sabırları yok. Bu sanata zaman ayıracak vakitleri yok. Vakit ayıramazsan da Murat Bey bu olmaz, olmaz yani. Emeğine sağlık. Nasıl çok abi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Sağ ol var ol. Sağ efendim bizi izlemeye devam edin. İşte el emeği göz nuru Nazmi İnce abimizin bu güzel mekanından sizlere görüyorsunuz. Yazlık yorganından tut. Bütün modeller burada. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde beraberiz. Sayın Başkanı gördüm. Başkanım nasılsın? Sağ olun. Çok iyi, zımba gibiyiz. Zımba sizi gibi. Görünce daha iyi eyvallah. Olduk. Eyvallah. Başkanım kendini şöyle bir tanıt bakalım bizi izleyenlere. Ben Maçka Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erkan Ataç. Burada konfederasyon olarak 5 federasyon konfederasyonu kurmuştuk. İsmail Başkan'ın başkanlığında. İlk etkinliğimiz ama coşkuyla sürüyor. Tabii ki buradaki konsepti değiştirdik. Siz de farkındasınız. Aynen. Dedik ki Trabzon yöresine ait ve ilçelerine ait zanaatlarımızı, etkinliklerimizi burada sergilersek insanlarımız daha özen gösterecekler. Ve gördüğünüz gibi burada bakırcılığı İzzet Kaya abimiz, Maçkalı zaten, çok değer verdiğimiz İzzet kişi. Abi 3 günden beri gidip geliyoruz. Evet. Çünkü bunu artık insanların beynine aşina etmemiz lazım. Bakır dedim mi zaten İzzet Kaya, eşittir İzzet Kaya. Gördüğünüz gibi bakırlarımızın çocukluğumuzda yaşadığımız burada... Evet. Her türlü bakırımızı sunuyoruz. Yanımızda yorgancı var. Yorgan dikimiyle oradan nasıl geliyorum. Oradan mı geliyorsunuz? Tabii, Nazmi abi var. Uzdum. Yani bu seneki etkinliklerimizi bu anlamda sürdürüyoruz. Çok güzel. Başkanım çok emek veriyorsunuz. Uzun yıllardan beri çok eskiden de tanırım sizi. Yani genç yaşınıza rağmen büyük emek, hem maddi hem manevi, bu anlamda da ben sizi tebrik ediyorum. Ustamız burada. Abi. Teşekkür ederim. Önce başkana beni Trabzon günlerine davet ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ben de onu kıramadığım için Trabzon bakırları ile mutfakta kullandığımız bakırlarla beraber katılıyorum. Çünkü 50 yaş grubu altına bir şeyler gösterelim. Onlar da gördüğü zaman desinler ki benim ninem, dedem, abim, yengem bunları kullanmıştı. İnşallah biz de bir gün kullanırız. Amacımız buydu. Evet. Biz tabii zaman zaman inşallah yine uğrayacağız sizlere. Burada bir abimiz var. Ona da şöyle bir uğrayayım. Tanıyalım sizi. Ben İzzet Kaya'nın abisi Göksal Kaya. Ben de... Göksal abi bir şey söyleyeyim sana. Sen daha genç duruyorsun. Nasıl yani, bir yanlışlık olmasın bu işin? Ya bu çalışmaktan ileri geliyor. Çalışmaktan evet. İleri geliyor. Biz yıllardır çalışıyoruz. Bakırçılık mesleğini yapıyoruz. Ay maşallah. Tabii baba mesleği. Baba mesleği. Dededen babaya. İzzet abi gelsene şöyle ya. Ya dededen, toruna, deden, toruna. Maşallah. Dededen evet. Toruna kalan bir meslek. İnşallah evet. Sizden sonrakiler, bilmiyorum onlara nasıl bunu aşılayacaksınız ama aşılayın efendim. Ya aşıladıklarımız da bundan sonra bu meslek yapmak istemiyorlar artık yani. Evet. Ya daha tebrik ediyorum. Gerçekten. Daha masa başı istiyorlar. Okuyorlar. Evet. Evet. Başka zor bir zanaat oldu artık bu da. Yani. Tabii kolay ki bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Abim iyi bir bakırçı ustası. Biraz sonra da bir şey yaparken çekersiniz. Evet. Ben usta değilim, abim bakırçı ustası. Öyle mi? Bakın. Evet. Peki abim benim, kalaylamaları niye bunların çok pahalı oldu? Kalaylamalar niye mi çok pahalı oldu? Evet yani kalaylama bakırın, işte. Bakırın ham maddesi, ham maddesi şu anda bağlandı. Bir de ayrıyetten en az 3 ay, bilemedin köylerde 6 ayda bir... Kalay olması lazım. Kalay da bağlı olduğu için. Aynen. Ben onu çünkü radyoda sordum daha önce. Dedim ki böyle böyle niye kullanmıyorsunuz diye. Hep sorduğum zaman aynı cevabı verdim. Çok bağlı diye. Harbiden ben de şu küçük kuymak tabası yok mu? Evet. Böyle bir tabam vardı. Kalaya ihtiyacı vardı. Orada bir kalaycı buldum. Götürdüm abi. Kaç paraydı? Tava o zaman 300 liraydı. Benden 250 lira para istedi. O konuda ben bir ek yapayım size. Çünkü neden? Nesli tükenen zanaatlar bulunmuyor. Bakırçı yok. Şimdi bir bakırçı veya bir kalaycı ustası yetiştirmek için onun hayatını idame ettiremezsin ki. Mümkün değil. Onun için bu şeyi
Artık yani, ne oldu? Fiyatlar öyle taban yaptı. Taban yaptı. Şimdi bir de şu var. Geçen sene bundan 2 sene önce bakırın kilo fiyatı 35 liraydı. Bugün 450 lira. Bakırın şeyin kalayın kilosu 150 liraydı. Bugün 1500 lira. Hayatta her şey pahalı. Size helal olsun. Bıkmadınız. Dede mesleğini yürütmeye devam ediyorsunuz. Allah sizi muvaffak eylesin. Teşekkür ederim ama evet, 10 sene sonra böyle bir meslekte kalacağını tahmin etmiyorum. Yani 10 sene sonra inşallah kalır diyelim. Biz dua edeceğiz. Yani bu değerlerimizi aslında ama İzzet abi de ne yapsın? Değerli abim de ne yapsın? Yani gençlerimiz artık böyle meşakkatli işleri sevmiyorlar ama bu aslında bizim kültürümüz. Bunları aşılamamız lazım. Ama şunu da belirtelim. Şu bakırda pişen yemeğin lezzetini hiçbir şey yani vermiyor. Gençlerimiz bakırda yemedikleri için onu da bilmiyorlar. İşin kötü tarafı da yani. Herhalde yemiyorlar. Şey yapıyorlar. Evet. Tabak istiyor. Bundan sonra bütün kabımız, çanağımız bakır olsun efendim. Ömer Maçka'ya türküsünün özelliği nedir diye sordu. Rahmetli Ömer amcam benim çalıştığım firmanın asker kökenlidir. Emekli olduktan sonra 1961 yılında bakır firmasını kurdu. Ben 1978 yılında abim daha önceden onun yanında çalışmaya başladı. Kayaoğlu Bakırçılık Anonim Şirketi Türkiye'de bir numaraydı. 2008 yılında onlar aramızdan ayrıldı. 2008 yılında anonim şirketi kapattım. Kaya Bakırçılık olarak devam ediyorum. Ömer Kayaoğlu Maçka'ya çok tutkun bir kişiydi. Onun için yazamadın mı bir yazı Ömer Maçka'ya Maçka'ya diye? Hayır hayır, Volkan amcamın şiirini okudu. Ömer Kayaoğlu'ya aittir tabii. Ben de okudu ama izinli okudu onu. Ben şimdi burada da bir şey sözünü. Maçkanın içi dere akar gider boş yere. Değirmeni bile yok, konuşuruz ezbere. Onun için insan biraz araştıracak, ezbere konuşmayacak. Bilgi sahibi olacak. Bu da Ömer Kayaoğlu'ya aittir. Bir de şöyle derdi rahmetli amcam bir türküsünde Maçka'ya ettim türküde. Maçkanın içi şosa gider Erzurum Kars'a. Değişmem gelifine orada konağım olsa. Kimisi yer ayırtmış süzer otobüsünde, kimisi uçakla ulaşmak hevesinde. Ben giderim Trabzon'a hemşerim, bir kemençe, bir horon sesinde. Ahmet, Ömer Kayaoğlu amcamı rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanın cenneti, şu sözlere bakar mısınız? Ama zamanımızdaki bazı jenerasyondan onlardan bir kuble, öbüründen iki cümle, birinden bilmem ne, böyle bir hale de geldik. Bu büyük üstadlarımıza rahmet diliyoruz işte. Şimdi ben Unkapanı'nın İmilçe bloklarındayım. Orada yetişen sanatçılarımız hepsini biliyorum, hepsini tanıyorum. Bir tanesine dedim ki bir tane okuyor. Bir mısrası başka, bir kıtası başka. Dedim niye böyle yapıyorsun? Altına da anonim yazıyorsun. Evet. Diyor ki abi sen çok biliyorsun. Evet. Bu da onun kulağına gibi olsun. Efendim biz izlemeye devam edin. Sahneye gidiyoruz.